Hayır sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Personel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tekrar Ali Demirel abimizle inşallah kaldığımız yerden sorularımıza devam ediyoruz. Merak ettiğiniz soruları bu arada hani söylemeyi unutmayalım. Yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz. Ya, mümkün oldukça Ali abimize iletiriz inşallah sorularınızı. Ali abi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Anne. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun olsun. Hamdolsun olsun. Rabbimizin verdiği nimetlerin şükründen aciziz. Hayat devam ediyor. Allah kolaylık versin inşallah. Ali abi malum vaktimiz kıymetli. Ben hemen sorumuzu size sorayım. Şöyle bir soru soruluyor. Yani ahiretin varlığını akli delillerle nasıl ispatlayabiliriz? Hani malum inanan insanların belki inanması biraz daha farklı oluyor ama hani hiç inanmayan bir insana bir öldükten sonra tekrar yaratılmayı anlatmak mümkün müdür Ali abi? Tabii ki mümkündür. Ancak şunu söyleyelim. Yani ahiret gibi, melek gibi, malum Cenab-ı Hakk'ın tabii ki varlığı gibi bunlar soyut kavramlar. Şimdi soyut kavramların yani böyle net bir şekilde yani böyle deney ve gözlem içerisinde getirilerek böyle bak elimle tuttum gördün mü işte gözümle gördüm şeklinde böyle anlatılması, izah edilmesi gerçekten öncelikle zor. Bunu nasıl biz yapabiliriz ancak? Yani yaşamış olduğumuz bu toplumda veya bu dünyada bazı böyle soyut kavramları örnek vererek, somut kavramları örnek vererek o soyutu izah etmeye ancak çalışabiliriz. Bu şekilde o meseleleri daha böyle akla yatkın hale getirerek izah etmeye çalışabiliriz. Ahiret de öyle. Şimdi mümkün mertebe az önce ifade etmeye çalıştığım çerçevede efendim ahiretin ispatını yapmaya çalışalım. Ahirete iman malum ve haşre iman ikisi de aynı şey. Malumunuz imanın temel şartlarından birisidir her şeyden önce. Ve ahiretin geleceği, önce bir net ifadelerde kullanmamız lazım. Her geceden sonra sabahın, yine her kıştan sonra baharın gelmesi gibi nettir ve kesindir. Binlerce alem yoktan var eden efendim, canlıları özellikle bizi sayısız organ, duygu ve kabiliyetlerle donatan bir Allah için, Rabbimiz için hiç yoktan yaratmış olduğu bu alemi ve bu alemin içindekileri yok ettikten sonra tekrar var etmesi nasıl zor olabilir? Önce böyle birkaç soruyla başlayalım isterseniz. Yani bir şeyi önceden var eden onu yok ettikten sonra soruyorum mesela ya aklımızı kullanarak soruyorum. Onu yok ettikten sonra yeniden yaratamaz mı? Elbette yaratabilir. O yüzden ahiretin varlığının esasında pek çok delili var. Biz şimdi gelin bunlardan az önce bir çerçeve çizmeye çalıştım. Buradan yol olarak böyle bir iki maddede sadece bu delillerden birkaç tanesini ifade etmeye çalışalım. Birincisi, kainatın, evrenin hangi köşesine bakarsak bakalım böyle her şeyi kuşatan bir gayenin hemen böyle göze çarptığını görüyoruz. Hiçbir şeyin hikmetsiz ve gayesiz yaratılmadığını veya meydana gelmediğini görüyoruz. Ve özellikle günümüzde ilmin böyle baş döndürücü bir hızla ilerlediği şu zaman dilimi içerisinde maddenin en küçük böyle yapı taşlarını, parçalarını inceleniyor. Atomun bile sırları efendim keşfediliyor. En küçük böyle bir şeyin bile efendim birer görevi bulunduğu hemen hemen anlaşılıyor. Yani bir çarklar sistemi var ve her çark ufak büyük neyse hepsinin bir görev, bir gayesi var. Hele hele canların vücutlarına yerleştirilmiş bulunan maddi ve manevi organlar, cihaz ve duyguların her biri böyle pek çok hikmetlerle donatıldığını ve bir gayeye hizmet ettiğini görüyoruz. İnsan bu noktada küçük bir alemdir. Alemle bütün kainat efendim büyük bir insandır. Sözü burada bir de aklımıza gelsin. Yani bir atomun parçalarına sayısız görevler yükleyen, insan vücudundaki her bir organı pek çok görevlerde istihdam eden, görevlendiren Rabbimiz, şöyle bir soru soracağım. Hiç şu uçsuz bucaksız kainatı hikmetsiz ve gayesiz yapmış olabilir mi? Asla olamaz. Müthiş birer cisim olan sayısız efendim yıldız, gezegen ve nebulaları boş yere yapmış olabilir mi? Elbette olamaz. İşte gerek küçük ve gerekse büyük alemde gözümüze çarpan bu umumi hikmet ahiretin esasında varlığını en açık delildir. Ne demek istiyorum? Lütfen mantığımızı kullanalım. Elbette ki Allah bin bir sanat, özen ve hikmetle yarattığı bu canlıları özellikle de insanı yani bizi kısa bir süre için var edip de sonra da onu yani bizi bütün bütün yokla atmaz. Böyle hikmet sahibi bir zatın, Cenab-ı Hakk'ın sınırsız bir hikmet sahibiyken
böyle sınırsız bir hikmetsizlik içine düşmesi, sayısız abes işler yapması Cenab-ı Hakk'ın mümkün değildir. Bu akıldan uzak olan bir durumdur. Öte yandan şu Yani da var. bazen ormanlarda ağaçlar görüyoruz, işte 400 yıl, 500 yıl yaşayan ağaçlar oluyor. Bazı hayvanlar 100 yıldan 200 yıla kadar yaşayan hayvan türleri oluyor. Dediğiniz gibi hani bu kadar mükemmel yaratılmış bir insan hani onlar kadar bile yaşamıyorsa yani Cenab-ı Hakk'ın yani Rabbimizin hikmetiyle biraz çalışıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor aslında. Onu diyorum. Hatta tam oraya geliyordum Hamile Hanım. Güzel açtınız. Bana da Allah razı olsun bir ilham verdiniz. Bütün bu canlıların her türlü ihtiyacına cevap veren, özellikle mesela gözü yaratıp karşısında, şu an benim karşımda ışık var. Işığı ve sayısız güzellikleri, kulağı böyle yaratıp mesela onu tatmin için sayısız sesleri yaratan, mideyi ve mesela iştah duygumuzu verip ardından bizim önümüze sınırsız nimetler, az önce ifade ettiğiniz ağaç mesela gibi görseller sunan ve bu nimetleri ihsan eden bir kerem sahibinin, insanın en büyük ihtiyacı olan ebedi yaşama arzusunu karşılamaması, ahiret hayatıyla tatmin etmemesi imkansızdır. Sözün burası, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir misal de verelim istersen. Mesela bir üretici örneği vermek istiyorum. Bir üreticinin bin bir özenle yetiştirip elde ettiği mesela ağaçların meyvelerini toplattırıp da böyle diyelim şeftali ağacı olsun, kayısı ağacı olsun veya hangi ağaçta üzüm mesela diyelim. Bu kadar üzüm, elma, şeftali, karpuz neyse üretti ve daha sonrasında bunu bir çukura doldurarak çürümeyi terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. Bu akıldan uzak bir durumdur. İşte şu gördüğümüz alem, özellikle yeryüzü, Cenab-ı Hak tarafından bin bir özenle var edilip bakılan bir harika bahçeyi andırıyor adeta. Az önce verdiğim örnek lütfen aklımıza gelsin. Bu bahçenin en güzel meyvesi nedir? Biziz, insandır. İnsanın bu kadar titizlikle böyle bakılıp kısa bir ömür yaşatıldıktan sonra hani çukur örneği verdim ya, bunu da şöyle değiştirelim. Bu kadar insanın efendim bu kadar önüne nimet konduktan sonra, bu kadar ömür yaşatıldıktan sonra böyle mezar çukuruna bir daha kalkmamak üzere konularak çürümeye terk edilmesi adeta, bunu düşünemeyiz. Neden? Çünkü böylesi bir durum o sonsuz gaye ve hikmete ters düşmüş olur. İkincisi, efendim rahmetle yorulmuş bir dünyada yaşıyoruz. Bunu her gün yaşıyoruz, farkındayız ve her şeyde, özellikle canlılarda büyük bir rahmet ve keremin parıltılarının ışıklarını görüyoruz. Her bir canlı rahmetin o sıcak kundağına sarılarak dünyaya gönderiliyor. Hatta dünyaya gelmeden çok önce ve canlılığın ilk basamağına adım attığı andan itibaren bu rahmet ve keremin avucu içerisine alınıyor insan ve bütün varlıklar ve adım adım adeta bu rahmet ve keremi solukladığını görüyoruz. Acizliği, zayıflığı, çelimsizliği ve hiçliği oranında bu rahmet ve keremden daha çok pay aldığını görüyoruz canlıların. Konuyu şuraya taşımak istiyorum. Bizi ahirete taşıyacak olan dünya gemisinin güneşe olan, dünyanın güneşi olan şu andaki uzaklığın ayarlanması, ki bilim adamları yaklaşık 150 milyon kilometre olduğunu söylüyorlar Dünya ile Güneş arasında. Yine mevsimlere uğraması için efendim dünyanın değişik hareketlere tabi tutulması, efendim atmosferimizdeki o gaz miktarlarının belli oranlarda ayarlanması, yine dünyamızın, yer kürenin hacminin hayata elverişli olarak ayarlanması gibi, yani o sayın bu nimetlerin hepsini. Bu şekildeki bu sayısız rahmet tecellilerinden tutun da ana rahmindeki o zigotun mükemmel bir bebek olmaya doğru yol almasını, hatta o dar ve karanlık alemde, ana rahmini kastediyorum, İlerisi için gerekli olan bütün maddi ve manevi cihazların takılmasına ve bu dünyaya ayak bastığı anda sıcacık böyle bir sütü, anne sütünü kastediyorum, hemen ağzının kenarında hazır bulmasına kadar her şeyi Rabbimizin bu sonsuz kerem ve rahmetinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bir tek canlıya bu kadar şefkat gösteriliyorsa, bir anda sayısız canlılara gösterilen merhamet ve ihsanın ne kadar muhteşem olduğunu düşünmemiz lazım. Bu gerçekten de sınırsız bir kerem ve bir rahmetin göstergesidir. Ve bu aynı zamanda Rabbimizin tükenmez hazinesinden gelen çok önemli tecellilerdir. Ve böylesine sınırsız bir rahmet ve kerem ölümle sona erse, o zaman Allah Allah, rahmet rahmet olmaktan çıkmış olacak. Ancak sonsuza kadar devam etmeyse rahmet rahmet olabilir. Neden? Çünkü sınırsız kerem ve rahmet sahibi efendim bu rahmet ve keremini
sonsuza kadar haliyle sürdürmek ister. Aklımızı, mantığımızı kullanıyoruz. Bu da rahmet ve ihsana mazhar olanların varlıklarının devamını gerektirir. O zaman oysa görüyoruz ki mesela hayat çok kısa, 60-70 sene insan için söylüyorum. Canlılar bu sonsuz rahmet ve keremi bir anlık tadıp sonra da ölüp gidiyorlar. Gençlik, efendim güzellik, tazelik, güç ve kuvvet gibi nimetler kısa bir sonra, süre sonra solup gidiyor. İşte bakın saçlar dökülmüş, ağrımalar başlamış falan vesaire vesaire. Şimdi bu kısacık hayatta küçük birer parıltısı böyle olan bir ihsan ve kerem ancak başka bir alemde de devam etmelidir ki tam tamamıyla bu Rabbimizin ihsan ve keremi gerçekleşmiş olsun. Aksi takdirde az önce ifade etmeye çalıştığım bu ihsan diye, rahmet diye, kerem diye anlatmaya çalıştığım bunlar kendi zıtlarına dönmüş olurlar. Öyleyse bu nimet ve ihsanların daha muhteşem bir biçimde devam edeceği mutlaka başka bir alem olması lazım. Bu alemde elbette ahirettir. Son bir madde onu da söyleyelim. Burası da çok önemli. Rabbimizin bu saymış olduğum nimetler dışında bir de sonsuz bir izzet, celal ve adalet sahibi olduğunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yani en küçük bir izzet, en küçük bir iktidar, en küçük bir adalet sahibi olan birisi bile kendisine karşı gelen emir ve yasaklarını hafife alan, izzetle onlara dokunan zorbalara ceza veriyor mu? Veriyor günümüzde. Hata yaptığın zaman cezasını görüyorsun. Emirlerine itaat eden, şefkat ve adalet kanatları altına sığınan ve o azametine, izzetle büyüklüğüne, iktidarına saygı gösteren iyileri de mükafatlandırıyor. Günümüzde böyle bir hakikat var. Mesela bir köyde bile düşünün, köyün huzurunu bozan, ne bileyim o köyde karışıklık çıkartan, başkalarına zulmeden, haksızlık eden bir kimseye aman canım ne yaparsa yapsın bırakın deniliyor mu? Hayır denilmiyor. Ne oluyor? Köyün yetkili ve sorumluları ihtiyar heyet tarafından neyse hemen o kişi hakkında bir yaptırım uygulanıyor. Şimdi nerede kaldı ki bütün güç ve iktidar sahiplerinin yaratıcısı Rabbimizin iyi kullarına mükafatı, kötü kulların cezası bulunmasın. Elbette bunun bir yeri olması lazım. Oysa bu adalet günümüze bakıyoruz bu dünyada tam olarak sağlanamıyor. Mesela zalim, hele bu süreçte bunu çok daha yaşadık, bütün kötülükleri ve şımarıklığıyla mazlumun veya mazlumun da hakkını alamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. İşte yaşadık, ablalarımız, abilerimiz zulümler yaşıyorlar, vefat ediyorlar ve hakkını alamadılar bu dünyada. Yani zalime karşı, zalimin yaptığı kendisine karşı mağduriyetin hakkını burada sorgulayamadı. Demek ki buradan şunu anlıyoruz, hesaplaşma başka bir mahkemeye intikal ediyor, bırakılıyor. Gerçekten ne şeyler var ki mesela binlerce nimete boğulmuşken nankörlük ediyor, kulluk ve hizmetlerini Allah'tan başkalarını yapıyorlar, Allah'ın kullarına zulmediyorlar ve Allah'ın kendisini tanıtmak için alabildiğinde sayısız delil ve nimetlerini görmezden gelip nankörlükte bulunuyor günümüzdeki insanlar. Ve sonunda da ne oluyor? İnkar içerisinde zalim, gaddar, zorlu bir hayat geçirerek ve ceza da görmeden bu dünya, nice zalim var, yatağında ölüye gidiyor mesela. Oysa izzet, celal ve adalet bu edep yoksunluğuna bağışlayın. Gerekli dersin verilmesini ve mazlumların hakkının kendilerinden alınmasını mutlaka ister. Bu dünyada olmadığına göre o zaman ahiret var, bir büyük mahkeme var ve demek ki bir takım bu cezalandırma işleri burada olmadığına göre ahirete bırakılıyor, bir yere bırakılıyor diyelim. İşte orası da elbette ahirettir, gerçek hayattır diyerek böylece kısaca sorunun cevabını vermiş oldum Ahmet Hanım. Evet, sağ olun abi. Yani yoksa mazlumlara da çok büyük bir bu zulme dönüşebilirdi belki bu hayat dediğiniz gibi. Çünkü bütün büyük insanlar aslında Efendimiz'den itibaren gelen de bir açıdan baktığımız zaman da hep hayatları sıkıntılı. Yani maddi anlamda tabii ki belki iç huzurları çok fazladır ama maddi anlamda hep sıkıntılı hayatlar çekmişler. İşte hapislerde geçmiş, zulümlerle geçmiş. Bütün bunlara da çok büyük bir haksızlık olurdu zaten dediğiniz gibi. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Ali abi. İkinci soruma ben geçmek istiyorum Ali abi. Şöyle bir soru var. Belki biraz daha psikolojiyle de alakalı ilgilendiren bir soru. Tükenmişlik sendromu nedir diye bir soru gelmiş. İşte İngilizce burnout deniyor sanırım. Bizde de ülfet kavramı diye bir kavram var. Hani bazen deriz ülfet olduğu zaman hani başka çözümler düşünürdük bazı ibadetlerle alakalı konularda. Bilmiyorum onunla da bir alakası var mıdır Ali abi? Tükenmişlik sendromu nedir? Bizlere de uğrayabilir mi? Uğrarsa ne yapmalıyız? Evet, yani alakası var mı? Birazdan şöyle 3-5 cümleyle izah etmeye çalışalım. Biraz hafiften belki ilgi olabilir ama tabii ki ikisi tamamen farklı kavramlar.
Az önce siz de ifade ettiniz, yani burnout'un Türkçe karşılığına malumunuz tükenmişlik sendromu deniyor günümüzde. Aslında bu tamamen psikolojik rahatsızlık türüdür ve psikolojinin alanının içerisine girer. Bu psikolojik hastalık daha ziyade böyle hani iş yaşantısı gereği böyle yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve devamlı olarak böyle insanlarla yüz yüze olan kişilerde daha çok görülen, adeta böyle fiziksel bir bitkinlik, böyle uzun süren bir yorgunluk, böyle çaresizlik ve umutsuzluk duygularının yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı böyle olumsuz tutumlarla yansımasıyla oluşan bir sendrom olarak bunu tanımlayabiliriz. Özellikle böyle hani kaldırabileceği iş yoğunluğunun üzerinde bir tempo ile çalışan kişiler ve yoğun stres altındaki böyle bireylerde, kimselerde görülen bu tükenmişlik sendromunda kişinin kendini bu şartlar altında çalışmaya zorlaması sonucunda hani adeta belirli bir dönemden sonra bir çöküş başlıyor ve bir bıkkınlık hali kendisini göstermeye çalışıyor. Bu gençlerde de oluyor. Yani yaş önemli, farklı yaş boyutlarında olabiliyor. Hatta aklıma şu an şey geldi, dizide oynayan bir hanımefendi vardı mesela. Şimdi ismini vermeyelim. Onda da bayağı mesela bu hastalık Türkiye'de gündem olmuştu. Neyse, günümüz toplumuna baktığımız zaman bu hastalığın tanınırlığı daha çok böyle ünlü kişiler, az önce işte ifade ettiğim hanımefendi gibi kastettiğim ünlü kişilerde görülmesiyle arttığını şahit oluyoruz. Buna bağlı olarak mesela bu sendromla, bu hastalıkla mücadele eden pek çok kişi de hastalıkları hakkında şüphe ve farkındalık oluştuğu da ortaya çıktı zamanla. Psikologlar, psikiyatristler ve uzmanlar bu hastalığın bazı belirtilerinden bahsediyorlar ve adeta bir takım sıralıyor. Diyorlar ki mesela işte bedensel tükenmişlik hali bir kişide varsa veya duygusal tükenmişlik hissiyatı varsa veya böyle kişiyi esir alan olumsuz düşünceler varsa, karamsarlık mesela, ne bileyim böyle basit işleri böyle bitirmekte zorlanma, ne bileyim işten soğuma, umutsuzluk hali, böyle kendini değersiz hissetme, işe yaramayan bir kişi gibi düşünme, hatta unutkanlık ve dalgınlık artması, böyle sürekli yorgunluk ve kendini böyle bitkin hissetme gibi böyle, yani dikkat dağınıklığı da buna ekleyebiliriz. Bu şekilde bu emareleri, bu hastalığın emareleri belirtileri olarak sayıyorlar. Tükenmişlik sendromu, yani hani tedavi olarak ne denebilir belki? Başlangıçta böyle küçük önlemler ile kendi kendine iyileşebilir bir durum olmakla birlikte aslında tedavi edilmediği takdirde ilerleyerek çok daha ciddi boyutlu böyle sağlık problemlerine yol açabilir. O yüzden ne yapmak lazım? Yani bir kişide böyle bir tükenmişlik sendromu, böyle bir hastalık mevcutsa bu sorunun erken dönemde teşhis edilmesi, hani bir an önce bir tedavi planının belirlenmesinde çok ciddi fayda var. Bunu ihmal etmemek lazım. Hemen derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak alanda uzman bir psikiyatri ile veya psikolog ile neyse görüşülüp bir tedavi yoluna gitmemiz lazım. Ülfet ise Amine Hanım bu değil. Ülfet, yani her ne kadar buna biraz benzese, ben biraz diyorum benzese de aslında daha farklı bir durum. Ülfet kelime anlamı itibariyle insanın herhangi bir şeye daha çok alışkanlık duyması anlamına geliyor. Yani insan mesela bir şeyi ilk tanıdığı zaman kalbinde heyecan ve yumuşaklık hisseder. Ona karşı böyle bir aşk ve şevk oluşur. Ama zamanla bu aşk ve şevk mesela heyecanın sönebiliyor. İşte bu aşk ve heyecan sönebilme halidir ülfet. Eşine karşı bunu yaşayabilirsin, inanmış olduğun değerlere karşı bunu yaşayabilirsin, namazına karşı bunu yaşayabilirsin, ne bileyim. Daha önce mesela sana bir takım görevler veriliyordu, böyle iki elinle o taşın altına elini koyuyordun ama daha sonrasında uzak durma gibi haller diyelim. Dolayısıyla ülfeti, yani tek kelime ile ifade edecek olursak, özür dilerim, duyarsızlaşma diyebiliriz ülfete. Duyarsızlaşma hali. Neye karşı duyarsızlık? Mesela daha ziyade kişinin manevi hayatını geliştirecek şeylere karşı duyarsızlık olabilir. Yani insanı bu dünyaya gönderiliş amacından uzaklaştıracak şeylere karşı bağlılık olarak da bunu tarif edebiliriz ülfeti. Dolayısıyla bir mümin için duyarsızlaşma dediğimiz ülfet, gerek şahsi gerek sosyal hayat adına hassasiyet göstermesi gereken konularda titizliğini yitirmesi ve etrafındaki olumsuzluklara karşı da böyle ne bileyim kayıtsız kalması şeklinde özetleyebiliriz. Aynı zamanda bu o kimse için böyle hani kimliğini yitirip de
silikleşmesi ve renk atıp böyle matlaşması anlamına gelen bir ifade. Neden? Çünkü bu manadaki bir insan mümini mümin yapan hususiyetlerden uzaklaşmış demek. Halbuki bir mümin dünyayı böyle güzelliklerle bezemek ve onu Allah ve Resulü'nün çirkin gördüklerinden adeta dezenfekte etmek için var. Biz o yüzden yaşıyoruz bu dünyada. Ve bu olumsuzluklar karşısında en azından buğz etmek kalbimizle beraber, yani bu hoşuma gitmiyor şeklinde bir duruş sergileme, bunun en az alt sınırı olarak bunu kabul etmemiz lazım. Kur'an ve sünnet bu noktada çirkin şeyler karşısında malumunuz bir müminin duyarsız kalamayacağını her fırsatta ilan ediyor. Hatta bu konuda bir literatürümüz var. Emir bil maruf marum ve nehy anil münker. Yani bu bizim en önemli vazifemiz, anlamı neydi? Yani bizim hep iyi işlerle meşgul olmamız, kötü şeylerden uzak durmamız ve insanlara da bunu anlatmamız şeklinde kısaca özetleyebiliriz. Aksi halde sonuç ne olacaktır? Kişi hem kendisi hem de içinde yaşamış olduğu toplum içerisinde zamanla manevi bir ölüm yaşayabilir ve bu manada yaşadığı yerdeki olumsuzluklara dur diyebilmek canlanma sebebi olurken, duyarsızlık ise insan Allah korusun zamanla ve zamanla ölümün eşiğine kadar getirebilir. Son cümlelerim, ülfet bu noktada, yani bir noktaya kadar kendini işin merkezinde gördüğü halde zamanla böyle solup pörsümeye başlayan insanların bir hastalığıdır. Dünkü hassasiyetlerine bugün duyarsız kalan, ya dün falan meşrubat içmiyorum aman içelim canım ne olacak zaten caizmiş falan yerde ben işte restoran var et daha önce yemiyordum ya aman canım ne olacak hepsi helal bir şekilde gibi yani örnek veriyorum. Bu tarz hassasiyetleri bugün duyarsız kalan ve sessiz kalmak suretiyle adeta etrafında yeni yeni böyle olumsuzlukların yeşermesine zemin hazırlayan kimselerin bir nevi hastalığı diyebiliriz ülfeti. Cenab-ı Hak ülfetten tabii ki bizi Rabbimiz uzak eylesin. Her zaman canlı ve zinde kalmanızı nasip etsin diyerek bir dua ile isterseniz bitirmiş olalım. Amin. Ali abi hani Üstad Hazretleri de hep söyler ya gaye hayal olmazsa esen annelere döner diye. Belki bilmiyorum onunla da sanki biraz alakalı gibi hani insan gayeyi hayalinden uzaklaştığı zaman veya bir gayeyi hayali olmadığı zaman aslında hepimiz için bir Müslüman bir mümin olarak gayeyi hayalimiz var. Yani inanıyorsak bunu insanlara anlatmamız lazım. Yani bir insanın bile olsa elinden tutmak bir gaye aslında. Belki bu gayeyi o zaman önemini mi unutuyoruz, fark etmiyoruz? Yani diyor ya zihinler enelere dönüyor, kendi hayatımıza dönüyoruz, kendi çocuğumuz, kendi evimiz, kendi işimiz. Önce bu da bize belki bir ülfet olarak bir dediğiniz gibi de sonra işte bazı şeylerimiz de genişlemeye de başlayabiliyor Allah korusun biz bıraktıkça belki. Sanki biraz onunla da irtibatlı gibi aslında. Tabii ki irtibatlı var. Yani etrafındaki insanlar ilgilenmediğin süre içerisinde zamanla insan az önce ifade ettiğiniz benliğini ortaya çıkartacak. Keşke bu da mutlu etse insanı. Bu da elbette mutlu etmeyecek. Ve dolayısıyla yaşatma ideali bizim için önemli olan. Yaşatma idealiyle biz yaşayan insanlarız. Ve bu ancak insana mutluluk verecektir. Ve bu şekilde ülfetten ancak ve ancak kurtulmuş olacağız. Aksi takdirde ülfet girdabına bir insan girer. Ve maalesef çırpındıkça da daha fazla içerisine batar. Ve en sonunda bu kişinin az önce ifade etmeye çalıştım. Yani manevi ölüm bile Allah korusun gerçekleşebilir. Önemli bir konu. Allah korusun. Allah razı olsun. Ali abi inşallah bizim de kulağımıza küp olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tekrar bize zaman ayırdığınız için Ali abi. İnşallah diğer programımızda görüşmek üzere sizinle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor kıymetli seyircilerimiz. Evet kıymetli seyircilerimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor inşallah. Ben Neslihan ablamızı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Neslihan abla programımıza. Çok teşekkür ediyorum Amine hocam. Nasılsın? Elhamdülillah sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz Amine hocam. Sizi görünce daha güzel oluyoruz. Allah razı olsun bizler de öyle. Güzel bir amaç için buluşmak da güzel oluyor. Sizi görmek de konumuz da çok güzel. İnşallah güzel bir program olur Neslihan abla. Allah razı olsun hocam. Neslihan abla, kıymetli seyircilerimiz, geçen hafta namazdan bahsetmiştik. Namazın çekirdeği hükmünde olan tesbih, tazim ve şükürden bahsetmişti bize Neslihan ablamız. Bugün inşallah 9. sözün 2. nüktesiyle devam ediyoruz. 2. nüktesi şöyle başlıyor. Ben hemen başlangıcından bir cümle okuyacağım. Sözü Neslihan ablamıza bırakacağım. 2. nükte, ibadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve az ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i semadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.
diye Üstad Hazretleri iki üçlükte de bu sefer bize ibadetin manasını ne olduğunu vermiş Nesan abla. Ne söylemek istersiniz? Yani ben burayı çok çok fazla seviyorum gerçekten. Benim için böyle insanın bazen duyup da unutmadığı cümleler vardır ya, onlardan bir tanesiydi yani bu ibadetin manası. Çok çok sevdiğim bir yerdir. Neler söylemek istersiniz siz? Ne demek istemiş burada Üstad Hazretleri bize? Amine hocam, sevgi anlamanın başlangıcıdır aslında. İnsan severek yola çıkarsa Allah'ın izniyle özümseye özümseye yolda topladığı elmasları, pırlantaları kalbine mal edecek, güzel bir marifet peteği örecektir. Şimdi burada ben öncelikle kemal-i rububiyete, bir de kudret-i samedaniyete değineyim. Ondan sonra aczimizi ve fakrımızı ilan etmek. Bunu anlatayım. Şimdi burada rububiyet deyince, Rabbimiz bir çekirdek, bir tohum olmadan önce dahi, yani o DNA'larla, o kromozomlarda nasıl bir terbiyesi var ise, ana rahminde bir çekirdek halinde olduğumuz zaman, bir tohum halinde olduğumuz zaman, bir et parçası halinde olduğumuz zamandan bu yana kadar nasıl terbiye ettiyse, ruhlar aleminden yaratılmamızdan bu yana bir terbiyesi var. Yani ve sürekli bu terbiye devam edecek. Cennet alemlerinde de bizim seyranımız devam edecek. Tekemmülümüzü belki burada tamamlamış olacağız ama seyranımız devam edecek. O atmosferi farklı duyacağız. Cenab-ı Hak nasıl insanı bir zerreden, bir damla sudan yarattıysa, bütün kainatları da bir ol emriyle yarattıysa ve rububiyetiyle nasıl kemale erdirdiyse ve biz bu kemali müşahede edemiyoruz. Yani müşahademiz bu kemali müşahede etmeye yetmiyor, yani rububiyeti. Yani bir çiçeğin terbiye edilişi, bir bitkinin terbiye edilişi, bir hayvanat aleminde, hayvanat dairesindeki varlıkların terbiye edilişi, bize süt vermeleri hususunda terbiye edilişleri, bizlere hizmet vermeleri hususunda terbiye edilişleri veya bizim evlatlarımızı terbiye ederken veya kader bizi terbiye ederken, ahlaken terbiye edilişlerimiz hepsi rububiyet dairesi içerisinde zikrediliyor. Bir de samedaniyeyi yani anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün varlık ise ona muhtaçtır. Yani onun kudretine muhtaçtır. Onun kudretiyle ayakta durmaktadır. Şimdi burada Üstad şunu ifade ediyor ki, ibadetin manası şudur. Ne için ibadet ederiz? Yerleri, gökleri yaratan bu kudreti ezeliye ve ebediyeye karşı, samedaniyete karşı, rububiyetin kemalatına karşı biz kendi küçüklüğümüzü, acizliğimizi, fakirliğimizi ve kusurlarımızı ilan ederiz. Ve deriz ki, ya Rabbi ben sana teslim oldum, bilemediğim şeyler var, öğrenemediğim şeyler var, küçüklüğüm var, acizliğim var ve ben sana sığınıyorum, sana yöneliyorum, rububiyetine dayanıyorum, samedaniyetine dayanıyorum, kudretine dayanıyorum. Ne olur elimden tut ve beni ya Rabbi kemalata ulaştır, kendi kemalatıma ulaştır. Ve beni bu aciz halimle bırakma, beni tek başıma bırakma. Çünkü bu kusurumuzu görmek, kusurumuzu ilan etmek ve bunu Sübhanallah'la ilan etmek işte kulluğun en önemli manasını içeriyor. Sonra diyor ki burada, Allahu Ekber deyip huzu ve rükûa gidip iltica ve tevekkül etsin. İltica, mesela ülkelere iltica ediliyor değil mi? Niye iltica eder insanlar? Şunu derler yani, ben şu anda bir sıkıntı içerisindeyim. Acizim, kendimi koruyup kollayamıyorum. Fakirim, hiçbir şeyim yok. Vatanım da yok. Beni alır mısınız diye iltica ederler. İşte biz Allahu Ekber diyerek Rabbimize iltica ediyoruz. Diyoruz ki, ya Rabbi benim hiçbir şeyim yok. Baktım kendime, hiçbir şeyim yok. Elim senden, gözüm senden, iktidarım olacak her şey senden, kudretim senden. Ne olursun ya Rabbi, vatanım da yok, vatanı aslim de sana dayanıyor. Her şeyi yaratan sensin ve sana iltica ediyorum, tevekkül ediyorum. Kendimi bütün varlığımla ya Rabbi sana bırakıyorum. Bilemediğim şeyler var, yapamadığım şeyler var, kusurlarım var, bunları çözemiyorum. Beni kemale erdirmen için, beni güzelleştirmen için, beni güzel ahlaka ulaştırman için ve senin istediğim gibi olabilmem için ya Rabbi elimden tut diyerek kendi kulluğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani namazın manası da bir nevi budur. Ve ne yapıyoruz? Elhamdülillah ile
onun rahmetine karşı, yani senin rahmetine muhtacım, senin merhametine, senin şefkatine, senin sevgine muhtacım, senin rızıklarına muhtacım ya Rabbi diyoruz. Amine hocam, sen neler ilave etmek istersin? Yok estağfurullah. İlave edemeyeyim de his olarak, yani dediğim gibi bunu okuduğum zaman biraz şey düşünmüştüm Nesan abla aslında. Yani ibadet yapıyoruz, işte hacca gidiyoruz. Burada çünkü ibadetin manasını bu şekilde ifade etmiş ya Üstad Hazretleri, işte oruç tutuyoruz belki, belki malımızdan bir şeyler veriyoruz ama yani bütün bunlarda esas maksat, yani onun karşısındaki kendi sen acizliğini, küçüklüğünü anlaman değilsen bir şekilde o ibadetin senin manasızlaşıyor aslında, yani hiçbir şey ifade etmemiş oluyor. Yani Evet. onu çok hissetmiştim. Yani Allah korusun işte belki parandan verirsin, verdim dersin. Ya da mesela belki sen her gün teheccüd kılıyorsundur ama bu sefer ya ben her gün teheccüd kılıyorum, diğerleri kılmıyor diye belki Allah korusun kendini bir şey zannediyorsan gene kaybetmişsindir. Çünkü namazın, pardon, ibadetin manası sende oturmamış oluyor. Çünkü sen orada kendi kusurluğunu ve acizliğini bilmen de esas maksat o ibadetten. Ama sen onu bilemedin. Ama diğer tarafta belki sen bir hastalık çekiyorsun. Orada sen kendi kusurluğunu, acizini anlıyorsun belki ama belki çok büyük bir ibadetle senin orada Rabbim belki mertebeni yükseltiyor. Çünkü gerçekten kendi acizini ve kusurluğunu anlıyorsun. Ya da belki hastalık da değil. Belki Rabbim sana bir sıkıntı veriyor. Bir insan sana zulmediyor. Belki bir şeylerden mahrum bırakılıyorsun. Gene orada acizini, kusurunu anlıyorsun. Belki en güzel ibadet belki yüzlerce rekat namaz kılmaktan daha çok senin mertebeni belki yükseltiyor. O yüzden bana çok çok şey gelmiş. Hani bir şeyi tutarsınız da esas ne olduğunu gösterir ya, ona ne deniyordu, Türkçe şu an aklıma gelmedi ama bu, yani bu tarif bana çok hoşuma gitmişti gerçekten, kendimizi anlama adına ya da kullukta yanlışlara düşmeme adına, çünkü şeytan sağdan da yaklaşabiliyor. Yani ben büyüdüğüm ortam biraz dindar bir ortamda, öyle insanlar da oluyordu. Yani tamam çok ibadet yapıyor, belki çok güzel kapalı ama bu sefer de olmayanları çok eleştirebiliyor veya küçük görebiliyor, onlara farklı şeyler söyleyebiliyordu. O yüzden bence bu bizim için bir turnusol kağıdı mı deniyor? Hani bir ayırt edici bir şey olmalı. Yani biz gerçekten ibadet edeceğiz, tabii ki etmeliyiz. Ettiğimiz zaman da bunu da gerçekten kendimize mi yöneliyoruz? Kendi kusurluğumuzu mu anlıyoruz? Yoksa Allah korusun bu bizi kibre ya da kendimiz beğenmişliğe doğru götürüyorsa burada bir yanlış vardır. O ibadetin manası aslında gerçekleşmiyordur. Yani bunu söylemek istemiştim. Biraz daha hissi, belki benimki çok bilgisel de değil. Neyse Anam. O zaman... Bu senin verdiğin bilgiden şöyle şöyle yola çıkabiliriz. Acizliği ve fakirliği anlamakla tevazu sahibi olmak paralel. Fakat acizliğimizi ve fakirliğimizi tevazuyla birleştiremiyorsak, acizliğimi anladım ya Rabbi ama başka bir noktada ben o acizliğimi anladığımı ilan ederek başka insanlara karşı kibirli olabiliyorsam, o noktada bir problem var demektir. Çok güzel ifade ettin bence. Burada Amine hocam. Sağ olun abla. O sizin güzel düşünmeniz. İsterseniz üçüncü nükteyle devam edelim. Bir 6 dakika kadar süremiz kaldı Neslihan abla. Üçüncü nükte zaten biraz kısa, buyurun isterseniz. Burada Üstad Hazretleri namazın bütün ibadetlerin bir firhissesi olmasından bahsetmiş. Neler söylemek istersiniz Neslihan abla? İnsanoğlu bütün bir alemin küçük bir numunesidir. Aslında kainatı sıktığımız zaman bir insan açığa çıkıyor. Geçen gün çok enteresan bir fotoğraf gördüm. Orada hücrelerin içine inmişler. Bütün organellerin, işte zerratın çalışmasını böyle incelemişler ve onu renklendirmişler. Baktığım zaman galaksileri görüyorum zannettim yani. Veyahut da baktığım zaman büyük bir şehri ve muhteşem bir şehri izlediğimi fark ettim. Yani renklendirerek hücrenin içerisindeki faaliyetler neler oluyor diye böyle ifade etmişler bir videoda. Ürperdim ve gerçekten dona kaldım. Hayret içerisinde kaldım. Yani insan, kainattaki bütün hadiseler insanda bir misal haline getirilmiş. İnsanın yüzüne baktığımız zaman bile dereler, tepeler, gözyaşları, nehirler görmek mümkün. İşte ormanlar vesaireler görmek mümkün. Bütün kainattaki deverana baktığımız zaman, oksijen alışverişi, karbondioksit alışverişine baktığımız zaman kainattaki hadiseler, mesela kainatta melekler var, ruhani varlıklar var. Aynı zamanda kainatta cemadat var, yani camit varlıklar da var. İnsanda da hem beden yönü var hem ruhani yön var. Baktığımız zaman kainatta büyük bir hissiyat, muhabbet var, insanda da var. O muhabbet, kainatta merhamet var, insanda da var merhamet. Yani kainatın bir misali, musavvarıdır.
Kur'an-ı Kerim'in misali musavvarı nedir diye soracak olursak veya söyleyecek olursak da ona Fatiha-yı şerifi olarak cevap verilmiş. Fatiha'dır yani. Fatiha'da da Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz, ona dayanıyoruz, ondan başka hiçbir şeye kulluk etmediğimizi, etmeyeceğimizi ve sapıklardan olmak istemediğimizi, sapkınlardan olmak istemediğimizi ifade ediyoruz. İşte Allah'a dayanıyoruz. Yani Kur'an da insana bunu öğretiyor aslında. Sonra namaz da bütün ibadetlerin, ibadet edenlerin fihristesidir. Namaza baktığımız zaman namazın içinde zekat var, namazın içerisinde hac var. Mesela Kabe'ye doğru dönüyoruz ve Kabe'den başka bir şey düşünmüyoruz. Bir nevi onun etrafında tavaf eden meleklerle beraber sadece oraya, o noktaya odaklanıyoruz. Bedenimizden veriyoruz, zamanımızdan veriyoruz, hissiyatımızı Allah için veriyoruz, orada harcıyoruz. Yani bir nevi vicdanımızın zekatını veriyoruz, kalbimizin zekatını veriyoruz orada. Baktığımız zaman ibadetlerin bir cem olmuş şekli var ve bütün varlığın ibadetlerini yansıtıyoruz. Çünkü bazı varlıklar sadece sürünerek ibadetlerini secdeyle gösteriyorlar. Bazı varlıklar sürekli rükuda olarak gösteriyorlar. Bazı varlıklar sürekli kıyamda olarak gösteriyorlar. Biz kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle hepsini birleştirmiş oluyoruz. Ve mesela oruç da var. Hiçbir şey yiyip içemezsiniz. Aynı zamanda kalbe oruç tutturmak var. Allah'tan başka bir şey düşünmemeliyiz. Allah'ın huzurundayız. Bizi var eden, o anda var eden, hep görüp gözeten Rabbimizin huzurundayız. Ve onun hesabına bütün varlığı da kalbimizin arkasına atmış bir vaziyetteyiz. İşte üçüncü nükteyi de böyle anlamak lazım Amine Hocam. Yani gerçekten namazın manası çok derin. Bütün ibadetlerin bir özeti hükmünde. O yüzden namaza durduğumuz zaman yani sadece oraya küçük bir şey diye bakmamak lazım. Ben bütün varlık hesabına, bütün kainat çalıştı, emek verdi. Bütün sorumluluklarını gösterdiler ve bana sundular. Çünkü ben akıl sahibiyim, şuur sahibiyim, bana sundular. İbadetlerini de bana sundular. Ben de onların ibadetlerini özümsedim, anladım, kavradım. Ve ben de şu anda secdemle, namazımla Rabbime sunuyorum diye namazımıza bakmamız lazım. Amine Hocam. İnşallah Allah razı olsun abla. O şekilde bizler de namazlarımızı kılarız. İnşallah Rabbimize şuurlu bir ağızdan ulaştırırız yapılan bütün ibadetleri. Evet. Evet, Rabbim ihsan etsin. Amin. Burada kalalım. Dördüncü noktamız namaz vakitleriyle alakalı. Diğer bir programımızda, gelecek programımızda inşallah o şekilde devam edelim Esen abla. Tabii ki inşallah Amin hocam. Görüştüğümüzde çok memnun oldum. Sağlıcakla kalın inşallah. Biz de abla, biz de aynı şekilde inşallah Esen abla. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hocam. Siz de. Programımız hadis okumalarıyla devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahiyullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili izleyenlerimiz. Rabbim okuyacaklarımızı, aktaracaklarımızı anlayabilmeyi, anladıklarımızı hayatımıza geçirip yaşayabilmeyi, o güzel amellerle Sıtratul Münteha'dan öteye cemaline kavuşabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu hafta İhya-i Ulumuddin eserinden Dilin Afetleri bölümünün gıybet kısmıyla devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta dilin afetlerinden yalan söylemek, yalan söylemenin caiz olduğu yerler, alay etmek gibi konuları içeren hadis-i şerifleri okumuştuk. Bu hafta da inşallah Rabbim izin verirse gıybet ile ilgili hadis-i şerifleri aktaracağız. Gıybet, insanın duyduğunda hoşuna gitmeyen, gıyabında yapılan konuşma anlamına gelir. Söylenen sözün o kimsenin bedeni, nesebi, ahlakı, fiilleri, zihni veya bünyesi hakkında olması fark etmez. Hatta elbisesi, evi, arabası hakkında bile olsa duyduğunda hoşuna gitmeyen her söz gıybettir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tarafından kötülenmiştir. Gıybet eden kimse kardeşinin etini yiyen birisine benzetilmiştir. Hucurat suresi 12. ayet-i kerimede biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Buyuruyor Rabbimiz. Gerçekten de bu ayet-i kerimeyi
okurken, dinlerken zihnimizi tasavvur ettiğimizde biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi sorusu sorulduğunda hemen içimize bir ürperti hissederiz, değil mi? Hemen ardından Rabbimiz soruyor, bundan tiksindiniz değil mi buyuruyor. Gerçekten de insaniyetini kaybetmemiş her insan bu duyguyu hisseder ki bizi bizden iyi bilen, bizi yaradan Rabbimiz bu duyguyu hissedeceğimizi bildiği için hemen bu soruyu bize soruyor. Bundan tiksindiniz değil mi? Gerçekten bizler hani eti az pişmiş bile yiyemeyen bir toplumuz. İyice pişirir de yeriz değil mi? Yani ölü kardeşimizin çiğ etini yiyebilmeyi aklımızdan bile geçiremezken, bu bizde bir tiksinti hasıl ederken, maalesef gıybet ettiğimizde normal gibi gözüksek de aslında manevi alemdeki halimiz, Rabbimiz katındaki halimiz bu durumda oluyor. Maalesef Allah muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şeriflerinde İsra gecesinde yüzlerini ve göğüslerini tırnaklarıyla paramparça eden bir kavmin yanından geçtim. Cebrail'e onların kimler olduğunu sordum. Cebrail, bunlar halkın, insanların etlerini yiyen, gıybetlerini yapan, haysiyet ve mürüvvetlerine dil uzatanlardır dedi. Başka rivayetlerde burada geçen göğüslerini tırnaklarıyla paramparça etmek tabirini demir tırnaklarıyla yüzlerini, göğüslerini paramparça eden şeklinde de geçiyor. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cennet ve cehennem gezdirilirken cehennemde yüzlerini ve göğüslerini kendi demirden tırnaklarıyla parçalayan insanların yanından geçiyor. Bunlar kimler diye merak edip Cebrail aleyhisselama sorduğunda o da bunlar dünyadayken kardeşinin haysiyet ve mürüvvetine dil uzatıp yani onun gıybetini yapıp duran ve onun ölü kardeşinin etini yiyen kimselerdir buyuruyor. Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında arkadaşlarına gıybetin ne olduğunu sormuştu. Onlar çoğu zaman olduğu gibi Allah ve Resulü bilir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmediği bir vasıfla onu anmandır. Birisi söylenen şey o insanda varsa yine gıybet olur mu diye sorunca Allah Resulü, eğer senin dediğin kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış olursun. Eğer dediğin kardeşinde yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdular. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin çok açık, çok net bir tarifini yapıyor. Kardeşinin hoşuna gitmeyen herhangi bir vasıfla onu anman gıybettir diyor. Bizim de merak ettiğimiz üzere sahabe efendilerimizden birisi ona soruyor. Söylediğimiz, konuştuğumuz sözler o insanda varsa bu gıybet olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten gıybet denilen şey budur diyor. Duyduğunda hoşuna gitmeyen, onda var olan ve duyduğunda hoşuna gitmeyen şey gıybettir. Eğer dediğin şey onda yoksa bu iftiradır. Yani hem gıybet hem iftiradır. Allah muhafaza iki kat günah oluyor bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile beraber otururken Hazreti Ayşe Efendimiz'e bir kadından bahsetmiş ve onun boyunun kısa olduğunu söylemişti. Peygamber Efendimiz hemen müdahale etmiş ve bu sözün gıybet olduğunu ihtar etmişti. Yani bir insan duyduğunda hoşuna gitmeyecek her söz gıybet statüsünde. Bana göre onun boyunun güzel, uzunluğu güzel olabilir ama o insan duyduğunda hoşuna gitmeyecekse bu gıybet oluyor. O yüzden kullandığımız cümlelere çok dikkat etmeliyiz. Bana göre güzel olabilir ama o duyduğunda bundan hoşlanmayacaksa gıybet etmiş olabilirim. Öyleyse bu cümleyi kurmamalıyım diye düşünmeliyiz. Taberani'de geçen bir hadis-i şerifte gıybetten sakının çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Kişi zina edip tevbe eder de bir daha yapmazsa Allah onun tövbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet eden affetmedikçe
affolunmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bakın çok gerçekten çok ağır bir hadis-i şerif. Gıybetten sakının çünkü o zinadan daha şiddetlidir. Bile bile Allah muhafaza buyursun böyle bir fiili işlemeyiz değil mi? Ama bazen gıybet ettiğimizin farkına bile varmıyoruz. Zinadan daha şiddetli olan bir günahı yaptığımızın farkına bile varmıyoruz. Ama Efendimiz bu konuda bizi çok net bir şekilde uyarıyor. Kişi zina eder ve bunun ağırlığından dolayı pişmanlık hisseder ve tevbe ederse ve bir daha yapmazsa Allah onu affeder. Ancak diyor gıybet eden kişi, gıybet edilen kişi tarafından affolunmadıkça Allah onu affetmez. Yine Efendimiz Riyaz-ı Salihin'de geçen bir hadis-i şeriflerinde cehennemden en son çıkan gıybetten tövbe edendir. Cehenneme ilk giren gıybetten tevbe etmeden ölendir buyuruyor. Bu da yine çok ağır bir hadis-i şerif. Cehennemden en son çıkan, yani yanıp en son çıkan kişi gıybetten tevbe eder. Cehenneme ilk girecek kişi de gıybetinden tevbe etmeden ölen, yani tevbe etmeye fırsat bulamayan, karşısından helallik alamayan kişilerde Allah muhafaza cehenneme ilk girecek olan kişilerden. Yine Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte oruç kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça insanı korur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Oruç çok günahlara karşı çok önemli bir kalkandır. Çok kuvvetli bir kalkandır. Ancak gıybetle parçalanabilir. Parçalanmadığı sürece insanı korur buyuruyor. Deylemi'de geçen bir hadis-i şerifte 5 şey oruç ve abdeste hayır bırakmaz. Yalan söylemek, gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, şehvetle harama bakmak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu hadisleri okuduktan sonra insan şöyle düşünüyor değil mi? Neden azabı bu kadar ağır? Neden gerçekten bu kadar zemmedilmiş Rabbimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından? Çünkü gıybetin en korkutucu taraflarından bir tanesi de yol açabileceği felaketlerin potansiyelinin büyüklüğü. Örneğin bir insan Allah muhafaza hani cinayet işlemek nispeten zor değil mi? Ancak gıybet etmek kaşla göz işareti kadar kolay. Bazen bunu yaptığımızın bile farkında olamayabiliyoruz. O kadar kolay bir günah Allah muhafaza. Bir kez de ağızdan çıktı mı mantar gibi çoğalıp milyonlarca kopyası insanlar tarafından insanların ağzına dalga dalga yayılabiliyor. İnanılmaz fitnelere, katliamlara yol açma potansiyeli olabiliyor bu potansiyele sahip gıybetin. O yüzden bütün bu hadisler bize çok abartılı gibi gelebilir ki Üstad Hazretleri bu konuda Sözler Risalesi'nde şöyle bir cümle kuruyor. Şu nevi ehadisteki külliyet ise imkan itibariyledir. Mesela gıybet katil gibidir demek. Gıybette öyle bir fert bulunur ki katil gibi bir zehri katilden daha muzırdır. Gıybette öyle bir fert bulunur ki katil gibi bir zehri katilden daha muzırdır. Tek bir katilin yapabileceği şeyden daha fazla, daha zehirli, daha kapsamlı işler yapabilir. Gıybet Allah muhafaza buyursun. O yüzden bu noktada, bu dil afeti noktasında çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Çünkü gıybet sadece dille de yapılmıyor. Allah muhafaza tariz yoluyla söylemek de açıkça yapılan gıybet gibi. Yani fiil de bu konuda fiil de söz gibi. İşaret, ima, mimik, dudak bükme, göz kırpma, maksadı ifade eden her türlü yazı, hareket ve söz açıkça yapılan gıybet. Gıybettir ve haramdır Allah muhafaza. Öyleyse bu işin açıkça yapılanından da, gizlice yapılanından da, mimikle, imayla, dudak büzmeyle ya da yazılı, hakaretli şekilde yapılanından da Allah muhafaza buyursun inşallah. Bir de münafıkça yapılanı vardır diyor İmam Gazali Hazretleri. Bu da aslında karşıdaki kişiyi seviyormuş gibi
gösterip de onun gıybetini yapar. Filanca kişi de bizim gibi biraz namazsız, filanca kişi de bizim gibi biraz şöyle, yani aslında onu seviyorum, aslında o da bizim gibi ama şöyle, Allah affetsin, bir gün düzelir inşallah demek de Allah muhafaza gıybet ve çok sinsi gıybetlerden birisi, Allah muhafaza buyursun. Ayrıca kötü söz gibi suizan da haramdır. Kötü söz gibi suizan da aslında bir gıybet çeşididir. Bugünkü konumuz, aktaracaklarımız bu kadar. İnşallah haftaya pazartesi günü Parisname programında saat 10.30'da görüşmek üzere. Evet, programımız burada sona erdi kıymetli seyircilerimiz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Her pazartesi saat 10.30'da sizleri bu ekrana İBM YouTube kanalına bekliyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunlar daha fazla insana ulaşması adına bizler için çok önemli. Burada yani güzel şeyler konuştuğumuz, yaptığımıza inanıyoruz. Bunları sizlerle de daha fazla insan vesilesiyle daha fazla insana ulaşmasını istiyoruz o yüzden. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle inşallah.